Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Türk gücümüzde efsane bir transfer daha yapacağız. Videoya başlamadan önce arkadaşlar videoya like atmayı ve yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Daha fazla milli güç gelmesi için artık Türk gücü de diyoruz milli güçte diyoruz arkadaşlar. Daha fazla istiyorsanız dediğim gibi like atın artık videolar zaten 2000 beğeni geçiyor. Hani 10.000 izleniyor 2000 beğeni arkadaşlar. Koray Yıldırım ailesi olarak kendinize bunu artık yani edindiniz artık atıyorsunuz beyinlerinizi artık desteklerinizi esirgemiyorsunuz. Bizim ailemiz bu şekilde güçlü olsun arkadaşlar her yerde gösterelim gücümüzü. Lütfen abi bu beğenileri falan eksik etmeyelim ki ben sizin her zaman benim yanımda olduğunuzu göreyim. Ve dediğim gibi siz de ailemize aramıza katılmak istiyorsanız abone olup bildirimleri aşağıdan açabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen zaten ücretsiz. Herkes abone olmak ücretsiz ama siz yine de abone olabilirsiniz abi. Benim kanalıma daha da ücretsiz. Her neyse arkadaşlar şimdi biliyorsunuz kadromuza şu ana kadar 5 tane efsane transfer yaptık. Aslında 6 tane yaptık ama birisini değiştirdik biliyorsunuz. Joseph Sural'ı almıştık 0. bölüm olarak. Sonrasında arkadaşlar muhtemelen şu anda 5. veya 6. bölümdeyiz. Ve şimdi Hakan Çalanoğlu, Cenk Tosun, Cengiz Ünder, Ozan Kabak ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşan gol krallarının son durumu bir ekrana gelsin. Evet arkadaşlar gol krallarının son durumu şu anda ekranda ve size şöyle bir şey söyleyeceğim. Maçları baştan sona izlemediğinizi görüyorum. Özellikle son videolarda hani maçları izlemeyeceksiniz. Ben bu oyuncuyu kadroya koyunca maç, videodan çıkmıyorsunuz. Maçları böyle bir iki dakikasını izliyorsunuz ama Hani oyuncuyu almam için video izliyorsanız bir anlamı yok. O yüzden seriyi bitirebiliriz tamamen. Çünkü hani maçları baştan sona izlemeyince bir anlamı kalmıyor. Bunun yerine daha kaliteli şeyler yani daha farklı, kaliteli derken daha farklı şeyler yapabilirim. Baştan sona izlemenizi sağlayacak. Çünkü videoları baştan sona izlemiyorsunuz arkadaşlar. Gol krallığı falan yapıyoruz ama yorumlara bir yazın bakalım arkadaşlar. Videoları baştan sona izliyor musunuz yoksa izlemiyor musunuz? Hani çok isteyen varsa yine yapmaya devam edeceğim ama maç yaptığımız kısımları da izlerseniz sevinirim. Zaten serinin amacı asıl maç yaptığımız kısımlar. O zaman hemen arkadaşlar en beğenilen yorum Çağlar Soyuncuyu transfer ediyoruz bakalım. Çağlar Soyuncu ve maçtan sonra da bu arada gol krallığının son durumunu tekrardan göstereceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun güzel olacak. Yine gol müziği ekleyeceğim arkadaşlar. Yine devam edeceğiz gol müziği eklemeye. Çağlar'ın reytingi falan kaç bilmiyorum ama ülke olarak e, Türkiye yapalım hemen. Evet arkadaşlar Çağlar soyuncuyu bulduk. Yani 4000 koinse var zaten. Daha da ucuzuna bakmaya gerek yok. 4000 koinsten ne olacak? Hemen Çağları aldım. Gerçekten çok istemişsiniz. 4000 ise Çağlar soyuncu şu anda takımımızda. Ve hemen stoper mevkimize tabii ki de ekleyeceğiz abi. Eklemezsek olmaz. Boşuna mı aldık? Hemen Çağlar Söyüncü gel buraya bakalım. Çağlar Söyüncü'ye bum diyoruz. Ve Çağlar Söyüncü ekledi. Takımda şu anda 84 iken takım reytingi 84. Takımda şu an 84 değil aslında. Takımda şu an her neyse şu an ondan çok bahsetmeye gerek yok. 2 reyting artacağız. Tam 28.000 coin ise tam 7 reyting arttıracağız arkadaşlar. Ve hazır mısınız o zaman? 7 reyting arttırmaya 3, 2, 1 ve boom abicim. Evet Çağlar Suyuncu de 80 reytinge ulaştı. Gerçekten efsane oldu. Özellikleri saldırganlık falan gerçekten çok güzel duruyor. Teke tek etek modunda çok işimize yarayacağını düşünüyorum arkadaşlar. O zaman fazla uzatmamıza gerek yok. Fizik gücü bu arada yani bu usul gelişmiş aslında ama arkadaşlar buna çok fazla coin şu anda harcamak istemiyorum. O zaman arkadaşlar hemen dediğim gibi fazla uzatmamıza gerek yok. Artık biliyorsunuz teke tek modunda maçlar yapıyoruz. Hemen teke tek modu maçımıza girelim. Bakalım en son maçımızı kazanmıştık. Bakalım yine galibiyet alabilecek miyiz? Ve gol krallığı bakalım ne durumda olacak arkadaşlar. Bunları hep birlikte göreceğiz. Gerçekten çok heyecanlı bir maç bizi bekliyor olacak muhtemelen. Bu arada bu videoda arkadaşlar bir tane maç oynayacağım. Siz yine de baştan sona izleyin. Ama yorumlarda yine en beyinlerini yapacağım. Yani arkadaşlar, bir maç mı yapalım, iki maç mı yapalım? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Bakalım abi kaç maç istediğinizi oradan göreceğim. Rakip 99 rating, 120 kimya. Zorlanacağımızı düşünüyorum. Hadi arkadaşlar o zaman bakın bizim takıma bakın. Sadece atağımız ona göre daha yüksek ama atakta oyunda önemli bir kısım tabi ama defansımız ve orta sahamız özellikle bayağı düşük. Bakalım başımıza neler gelecek? Hadi bakalım. Hakan Çalhanoğlu, Erdoğan yani orta sahalarımız dediğim gibi arkadaşlar çok sıkıntı olduğu için biraz sıkıntı olabilir. Çok sıkıntı olduğu için biraz sıkıntı olabilir. Biraz saçma oldu ama çok güzel kaçtı bu arada rakip. Ve evet, ilk dakikadan arkadaşlar maalesef gol yedik. Yani zorlanacağız bu maç büyük ihtimalle ama rakip çok güzel kaçtı. Stoperlerimiz hiçbir şey yapamadı. Çağlardan biraz daha fazla beklerdim. Bir sonraki bölümde özellikle kaleci almamız gerekebilir arkadaşlar. Ee, evet, hadi bakalım. Cengiz galiba şu anda top Cengiz'de olabilir. Cengiz güzel. Çok güzel abi. Tamam. Ama rakip bayağı iyi oynuyor ya. Bayağı iyi oynuyor arkadaşlar. Sıkıntı olacak. Ee, evet. Çok güzel aldı Ozan Kabak. Bravo sana. Pasta güzel geldi. Ovacıklı yandaş. O bak gümüş oyuncularla orada iyi pas çevirdik. Yandaş bir daha çok güzel abi. Bak şu anda güzel gittik. Cenk dostuna bir orta. Hadi Cenk. Hadi abi. Abi yapma be. Yapma be abi. Koskocaman Cengiz Ürder'le orta açtım. O kadar gelmiştim ya. Vallahi billahi şu gol olsaydı güzel olurdu ama gol olmadı maalesef. Niye olmadı anlamadım ama Ozan Kabak defans yapmıyor. Gelmedi abi Ozan Kabak. Evet oyuncu değişti. Yani arkadaşlar. Ya oyun mu bozuktur nedir anlamıyorum da. Yani o Ozan Kabak niye bıraktı orada topu ben anlamıyorum ki. Ozan Kabak'la ben pres yapmak istiyorum. Niye top sabeke geçiyor ben değiştirmedim ki. Gerçekten çok ilginç ya. Hakan Çalhanoğlu şimdi. Çalhanoğlu güzel topu aldık alamadık. Evet Palacio her videoda kazanacağız diye bir şey tabii ki yok arkadaşlar ama. E ...kazanabileceğimiz bir maç olursa eğer... ...kazanmazsak yani eğer saçmalıklarından dolayı oyunun... ...ona üzülürüm. Hakan Çalhanoğlu geçen videoda yükselmişti biliyorsunuz... ...ve şu anda çok iyi ilerliyor. Hakan abi çok büyük pres var ama yani gerçekten... ...adam bayağı bir presle çok güzel bir pas çıkarmam gerekiyor. O da sıkıntı oluyor arkadaşlar. Gerçekten zor ya. Çok zor yani. Ve çok saçma oyunculara top geliyor şu anda. Tekrardan Hakan Çalhanoğlu'nu bulduk. Hakan Çalhanoğlu yani o topu nasıl savunmaya çarptırdın? Koskocaman alan var önünde ya. Cengiz... Cengiz çok iyi. Sen atarsın. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder 2-1 yapıyor. Cengiz Ünder 2-1 yaptı çok zor bir maç oynuyoruz. Muhtemelen gerçek rakibe karşı oynuyoruz. Zaten böyle bir şey yapmış arkadaşlar. Yani bir ya. Bir ya. Bir Okey, canlı olarak o da oynuyor. İlginç bir gol attık. 2-1 yaptık maçı. Çok heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Ata asla geçmeyeceğim. Çünkü çok daha fazla gol yeriz diye düşünüyorum eğer hata geçersek arkadaşlar. Ozan Kabak verdi pasını Özkan. Özkan sen de ver. Çok güzel Hakan sen de ver. Ah Hakan ah. Yani Hakan Çalhanoğlu'yu 90 rating yaptık. Kim bilir pas özelliği kaç. Ama abi yapamadığı pası gördünüz yani gerçekten. Ve direkt çok güzel. Çok iyi çok iyi. Tamam top bizde mi? Çok güzel. İlk kere böyle bir sinema. Ovacıklı o topu niye almadın ya? Valla gol yersek Ovacıklı yüzünden diyecektim. Yemedik. O top artık bizde kalabilir mi? Tamam Cengiz al. Çok güzel. Evet arkadaşlar ilk kere 2-1 bitirebildik en azından. Ve şimdi ikinci yarıdayız aşırı zor ve gerçekten heyecanlandım. Hani çok heyecanlı maçlar oynuyoruz. TKT'ye birazcık erken giriş yaptığımızı farkındayım arkadaşlar ama tabii zorlanmak da gerekiyor arkadaşlar. İlla kazanacağız diye de bir şey yok dediğim gibi. Hani o zaman kazandıklarımızı atsam sadece arkadaşlar bir heyecanı olmaz. Direkt atacağım abi ilk oynadığım maçı her zaman. Bakalım neler olacak. Haydi bakalım. Simeone. Lo Celso. Bunu ben yapmadım. Vallahi ben yapmadım. Şimdi kornerden gol yersek arkadaşlar eğer Hani oyunun %100 saçmalığı yüzünden bir gol yemiş oluruz. O yüzden yemeyelim aynen. Hakan şimdi verdi pasını Özkan. Özkan sen ilerle abicim zaten ileri çıkar bizim üçlü. İleride üçlümüz var biliyorsunuz. Onlar çıkar. Hasan Ali güzel bir pas tamam Özkan. Özkan oğlum offside'de ne yapıyorsun Cenk ya? Cenk offside'de ne yapıyorsun abi Cenk? Kafayı mı yedireceksin ya? Bekledim de abi çıkmıyor offside'e girdi çıkmıyor ya. Hizalı koşsan abi artık. Pozisyon alman kaç senin? Bakacağım abi hepsine bakacağım ya. Cengiz Ünder'in pasıyla Cenk Tosun'un pozisyon almasına kesinlikle bakacağım. Çok ilginç hatalar yaptılar çünkü. Cengiz dönebilecek mi? Abi işte iki kişiyle dalma ya. Birazcık adaletli ol lütfen. Dakika 65 oldu. Okan Poz. Erdoğan çok iyi. Yani abi o top nasıl o kadar dönebildi? O kadar nasıl daraldı alan? Gerçekten anlamıyorum. Yani Cenk Tosun'la devam edilebilirdi arkadaşlar atakta. Biliyorum ama hani... O kadar boştaydı ki nasıl o kadar bozulabildi niye bekliyor o pas atmak için? Oyuncular niye bırakıyorsunuz abi? Abi topu niye bırakıyorsunuz ya? Çok ilginç oynuyorlar gerçekten ya. Gerçekten çok fazla ilginç arkadaşlar bu kadar saçma olmamalı. Her neyse bu arada arkadaşlar yorumlara yazın bakayım oyunda milli formalar var mı? Yani Türkiye milli takım forması mesela var mı? Bunu yorumlara yazın bakalım varsa onu kullanırız. Lan var ya gerçekten. Lojaso Simeone Palacio Topu alsanız da pres yapsanız abi bak stoperler seçilmiyor yani Versene pasileri. Çok bekliyorlar abi ilginç gerçekten çok ilginç Baksana topu ben pasa direkt aldığı anda vermesi gerektiği şekilde basıyorum çünkü Direkt pasa basıyorum arkadaşlar Ama Pas atmıyor. Niye? Çünkü atmaması gerekiyor. Öyle o şekilde kodlanmış oyuna. O kadar saçma kodlanmış ki. Bak. Atmıyor abi pas atmıyor. Gerçekten kafa yiyeceğim. Hiçbir şey yok mu? Süper. Süper. Harika. Ha, muazzam. Ovacıklı. Daha çok güzel yerlere geleceğiz arkadaşlar ama bu maçlık bu şekilde oldu. En azından bir heyecan yaşadık. Ama maalesef Hani oyuncuların garip hareketleri, pres yapma işleri, rakibin ceza sahası içinde bana girişi ve hakemin verme vermeyişi gerçekten abi. Siz de evinizde eğer böyle bilgisayar izliyorsanız siz alkışlayın abi. Gerçekten hak ediyorlar çünkü bayağı iyi yönettiler maçı ve bayağı iyi oynadılar oyuncular. Harikalardı. Gerçekten harikalar yarattılar. Ee, bu boğazlandınız. Gerçekten helal olsun. Şimdi abi Allah aşkına Cenk Tosun'un pozisyon alması 5 mi? Hani 0 5 olarak 5 mi diyorum? Nerede pozisyon alma özelliği mi yok oyunda abi? Pozisyon alma nerede? Abi pozisyon alması 108 olan bir adam onu nasıl yapabiliyor? Bir de 108 yani 108. Abi hani 70 falan olduğunu düşünüyordum gerçekten. Şimdi Hakan Çalanoğlu'nun pas özelliğine bakıyoruz abi. Cidden bakıyoruz abi evet. Evet Hakan Çalanoğlu'nun pas özelliği. Neredeymiş o? 70 falan diye düşünüyorum. Görüşü 102. Görüş de önemli pas için arkadaşlar biliyorsunuz. Ve Kısa pas özelliğine bakacağım. O kısa pası çünkü uzun pası 84'müş. Kısa pası da 104. Görüşü de 102. Hani arkadaşlar özellikler demek ki 100'ü geçince artık çalışmayı durduruyor. Her neyse arkadaşlar şu anda arkamda e, çok güzel bir şekilde gol krallığının son halini görüyorsunuz. Ve burada da videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Burada dediğim gibi videomuzun sonuna geldik. Kanala da şuradan abone olmayı unutmayın. Gerçekten ilginç bir video oldu ve şuradaki videodan herhangi birisini tıklayarak çok efsane ve güzel bir video gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ve bay bay.